Reenkarnasyon. Basit tanımıyla ruhun bedenin ölümünden sonra tekrar tekrar bedenlenebilmesi durumu. Araştırmalar yürüten bilim insanları şimdiye kadar dünya üzerinde yaklaşık 80 milyar insanın yaşayıp öldüğünü tahmin ediyorlar. Reenkarnasyona göre de bu insanların birçoğu, hatta belki de hepsi yeni bir bedenle dünyaya geri geliyor. Yani ölen bir dostunuzun veya aile üyenizin tekrardan başka bir bedenle dünyaya dönerek aranıza katılması olarak düşünebilirsiniz. Hayal edildiğinde sadece filmlerde olabilecek, sıra dışı ve imkansız bir olay gibi geliyor. Gerçekliğini inkar eden veya gerçekliğine pek ihtimal vermeyen büyük bir kitle olsa da hatırı sayılır sayıda kişi de reenkarnasyona inanmaktadır. Hatta öyle ki reenkarnasyonun varlığını kanıtlayan yaşanmış olaylar diye birçok hikaye dillendirilmektedir. Budizm, Hinduizm, Yarsanizm, Taoizm gibi dini görüşlere sahip insanların da büyük bir kısmı reenkarnasyonun varlığına inanmaktadır. Bu videoda reenkarnasyona kanıt olarak gösterilen ve araştırdığım kaynaklar içerisinde yalanlandığını göremediğim bir olaydan bahsedeceğim. Olay, Hindistan'da Titu Singh adında bir bebeğin dünyaya gelmesi ve 2,5 yaşında konuşmaya başlamasının ardından söyledikleriyle başlıyor. Titu, iddia ettiğine göre bundan önceki hayatında öldürülmüştü. Başta anlattıkları pek dikkate alınmayan bu Titu'nun detaylar vermesiyle birlikte işler tersine dönmüş ve hatta dünya basınında bile büyük ilgiye neden olmuştur. Titu'nun anlattıkları özetle şöyleydi. Eski bir radyo dükkanında çalışıyor, önceki hayatında adı Suresh Verma ve Uma isimli eşinden iki de çocuğu vardı. Bahsettiğim gibi ailesi başta Titu'nun bu dediklerini pek ciddiye almamış. Fakat sonraları Titu bir yetişkin gibi davranmaya ve bir gün silahla şakağından vurularak öldürüldüğünü, kurşunun başının sol yanından çıktıktan sonra da cesedinin yakılarak küllerinin nehre atıldığını söylediğinde endişelenmeye başlamışlar. Bir hayal ürünü olma ihtimalini halen yüksek görseler de ufak gerçeklik payı onları olayın aslını öğrenmeye itmiş. Aile daha sonra Titu'nun abisini olayların geçtiği Agra'ya yollar. Abinin öğrendikleri kafalarını iyiden iyiye karıştıracak cinstendir. Çünkü Agra'da Uma adında iki çocuk sahibi bir dul kadın vardır. Hatta kadın Titu'nun anlattığı gibi Suresh Radyo adında bir dükkanı işletmektedir. Titu'nun abisi Uma'ya ulaşır ve duyduklarını, gerçek olmasından şüphelendikleri her şeyi bir bir anlatır. Uma bu olanları dinledikten sonra Titu'yu görmek ister ve çocuklarını da alıp Titu'nun abisiyle birlikte yola çıkarlar. Uma ve çocukları Titu ile karşılaştıktan sonra işler daha da karmaşık olmaya başlar. Çünkü Titu babası olduğunu iddia ettiği iki çocuğunu da daha tek bir söz söylemeden tanır. Hatta Titu daha sonraları radyo dükkanına gittiğinde dükkandaki ufak tefek yapılmış değişiklikleri fark ederek Uma'ya bu değişiklikler hakkında yorumlarda bile bulunur. Sonraları Titu ve Uma adeta geçmişi yad etmeye başlarlar. Anılardan konuşurken Titu Uma ile gittiği bir panayırdan bahseder. Dahası ise Titu bahçeye altın gömdüklerinden de bahseder ve bunu bilmesi neredeyse imkansızdır. Daha sonra Titu'nun saçlarını kestiklerinde de tam tarif ettiği şekilde ve yerde başında bir iz olduğunu fark ederler. Artık Titu'nun söyledikleri bir çocuk saçmasından çıkmış, oldukça ciddi ve endişe verici bir hal almıştır. Ortada bir cinayetin olması konuyu dava açılmasına getirir ve Titu cinayet davasının yeniden açılmasına neden olur. Katilinin adını da hatırlayan Titu, katilin adının Sedik Joadien adında bir iş adamı olduğunu, akşam saatlerinde yanında bir kişiyle birlikte evine geldikten sonra aracından çıkmak üzereyken onu vurduğunu anlatmıştır. Agra polisi bu olayların üzerine düşer ve iş adamını bulurlar. Bulduktan sonra sorguya çekilen adam cinayeti itiraf eder. Titu'nun yaşadığı bu olay, dünya üzerinde reenkarnasyonun varlığı için en büyük kanıt olarak gösterilmektedir. Ve videonun başında da söylediğim gibi birçok kaynakta bu olay yalanlanmamıştır. Dünya üzerinde bu kadar net örnekler olmasa da reenkarnasyonun varlığı üzerinde birçok hikaye ve yaşanmışlık olduğu iddia edilen olaylar vardır. Yine de reenkarnasyonun varlığı oldukça tartışılan bir görüş olduğu ve gerçek olmasının düşük ihtimaller olduğu unutulmamalıdır. Bu olayın da bir uydurmadan ibaret olabileceğini bilmenizi isterim. Tarihte bazı ünlüler de reenkarnasyonun varlığını açık veya üstü kapalı şekilde olsa da savunmuşlardır.
Örneğin Henry Ford, önceki hayatında bir savaş sırasında hayatını kaybeden bir asker olduğunu düşünüyor. Reenkarnasyon sayesinde zamanın kölesi olmaktan kurtulacağını ve dehasını önceki yaşamındaki deneyimlerine borçlu olduğunu öne sürüyordu. Veya Plato, Devlet isimli yapıtında gelecek yaşamlarını seçen ve yeniden doğan ruhlardan söz ediyordu. Ünlü Alman filozof Nietzsche'nin reenkarnasyon inanışına sahip olduğu öne sürülüyor. Son olarak da Benjamin Franklin, reenkarnasyon inancını ben ölümü biraz da uykuya benzetiyorum. Sabah daha dingin uyanacağız. Ne şekilde olursa olsun bu dünyada her zaman var olacağıma inanıyorum diye açıklamıştı. Ve bu şekilde daha pek çok örnek bulunmaktadır. Video burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hem bizlere destek olmak hem de gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.